büyük linçler geliyor gibi hissediyorum. Ya, ya arkadaşlar ya. Ekonomik zorlukların, göçebeliğin, yokluğun, aynı zamanda evde kalmışlığın programı Only Jans'a hoş geldiniz. Neden evde kaldık ya biz? Senin yüzünden mucibe olduk Tuba, açıkla bize. Aa, benim son videom ya. Bunun için taktım zaten. Milyonlara, evet. Milyonlara hitap eden bu videonda. Evet. İtalyanlar bu... seninle flört etti diye. Bu İtalyanların terbiyesizliği senin başına kaldı. Abi İtalyanlar benle flört etti diye ve erkek arkadaşımla. Arkadaşlar İtalyan kaldı. Ne genişliğin kaldı. Yorum... Sana mı bakacak İtalyanlar kaldı. Yorumları %80'i mimik oynamadığı gibi şey. Sen aynaya baktın mı? Yemin ediyorum aynaya baktım. Onlar bakmış mı acaba? Baktım. Ben? Yemiş ki millet benle flört ediyor. Var mısınız anasını satayım? İşte böyle. İşte böyle. Hadi bakalım. Milletin flört ettiği program Only Jans'a tekrar hoş geldiniz. Ama yine de fakiriz. Bak. Evet. Ya, lütfen el açtık. Hem de el yani çok seyircilerimize. Uzaylı bir el açmışsın. Şöyle gözüküyor böyle mu acaba kameranın? Katıl için. Katıl için. Herkes buraya bir euro atarsa artık lira değil de yani yok, maalesef. Yurt dışı. Yurt dışı için. Arkadaşlar bizi Almanya'dan, Brüksel'den, Fransa'dan, Paris'ten, İngiltere'den takip eden kimse yok mu? Lütfen buradan arkadaşlarınıza da duyurun. Önemli olan neden Avrupa'da takip edilmemiz? Çünkü euro. Neden? Euro. Ve Avrupalılarla flörtleşeceğiz. Evet, bu da size ait olsun. Aynen, bunu ispat için Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Bakalım bizimle Avrupalılar flört ediyor mu, etmiyor mu? Aynen ha. Öyle, neler neler. Flörtü bir de yanlış anlamışlar abi. Yani biz flörtü bilmiyormuşuz sonucunda. Bize diyor, sen diyor flörtü bilmiyorsun ne olduğunu diyor. Kendi yanlış anlamış aslında. Adam bana selam verir, selam verir gibi bir şey onlar da flörtü yani, anladın mı? Tabii. Yani merhaba der gibi, merhaba. Hiç mi an diyor adam. Diyor, sen diyor, sana diyor adam diyor nikahını alacak seni zannetti falan. Yok öyle bir şey arkadaşlar. Yok yani sevgilimle gitmişim gayet güzel bir tatil. Adam da gelmiş yanıma güzelce. Which one demiş. Gitmiş. Bu kadar hikaye yani. Yok yok. Biz tamam yani o çekemeyenler var. Flört olmayan insanlar var. Arkadaşlar siz de kendi aranızda flört ederseniz başkalarının flörtleri size bu kadar batmayabilir. Başımıza taş yağacak diyen var. E yağsın. Ne evet. Yapalım? Flörtten yani... ama. Flörtten yazsın. Aile içi ensest ilişkilerde yok böyle bir şey. Taş yağmıyor abi hiç yere. Taş yapmıyor. Hani daha merhaba. En fazla dolu. Orada en fazla dolu yapar. Kabus ya valla. Bir de tacir. Allah valla bizim ülkeyiz var. Şimdi bir, çok enteresan bir şey var. Dünya tarihi boyunca pek çok ahlaksızlık yapıldı. İnsanlar birbirine iki tane dünya savaşı var. Bir kere taş yağmışlığı yok. Aynen. Yani buradan matematiği kuran. Ama bak burada büyük bir ahlaksızlık var şimdi yani. Dolayısıyla bir tane İtalyan gelmiş. Which one demiş ya. Ben aynen. Büyük ahlaksız. Evet, gerçekten abi. Ya. Ne demek? Türk kadınının onuruyla oynanmış ya orada. Her şeyden önce. Türk kadının onuru ve gururu deyince hepimizin gururu. Boş, evet. Baş verelim bizim. Ya aynen. Alkış. Filenin sürümünü sürsün. Vegas'ın da Vegas'ın. Vargas'ın. Vargas'ın da Vargas'ın. Ebrar'ın da Ebrar'ın. Ebrar'ın Vargas'ın da. Vegas ne ya? Vegas ne ya? Çünkü... Vargas da aklıma aldı yani. Aklınızı hepimizin aklına evet. Aldı. O yüzden bütün ülke bir sabah kalkıp lezbiyen olacak arkadaşlar. Oldu bile. Sen geçti. Yani. Hepimiz lezbiyen. Ülkemizi lezbiyen yapamayacaksınız. Gelirdi ya bir kadın orada. Ya beni şeyde. Vargas çok rahat lezbiyen yapabilir yani. Ben de yaparım. Sen lezbiyen ol yapamayacaksınız beni diye şey yapıyordun dün akşam. Ha. Beni yapamayacaksın Deniz lezbiyen dedin bir yere Deniz, kadar. Deniz dün akşam sende kaldığım için gece iyi geçti. Hani yani fena da değil yani. Yani olabilirim yani. Sana bir lezbiyenlik yükseldim yani. Canım ben de sana yükseldim çünkü ülkemizi voleybol maçında yükselip smaç basmış evet, denizde. Smaç basmak suretiyle lezbiyen yapanlar var. Neden olmasın? Çünkü bu başarıya sebep olacaksa, gururlanmamıza sebep olacaksa değil mi? Değil ülkecek. Mi? Yani çok özel. Ben karşı değilim. Yani. Kim neye karşı olacağım zaten? Lezbiyenliğe mi? Lezbiyen yani, yapılmaya. Yapılmaya. Ya, ne geyine ne lezbiyene hani ki zaten ikisi de aynı anlamda senin dediğin gibi yani. Herhangi bir cinsel yönelim hiçbirimiz karşı değiliz ki bu masadaki hiç kimse karşı değil bence. Yok, evet, ama değil. Özel olarak yapılmaya mı karşıyız? Hayır ben ha, şuna... Bir sabah uyanıp lezbiyen olmaya hani istem dışı. Yani öyle bir şey söylüyorlar ya bir sabah uyandık. Ve tercihleri sorguladım yok değil ama yani hiç öyle bir şeye karşı dediği gibi her an olabiliriz de bilmiyorsun ki yarınını. Bilmiyoruz. Tabii canım yani yarınını insan... biliyor musun ha bilmiyorsun. Nereden yani. Biliyorsun ben geçen gün Hindistan'a gittim Hinduoğlu geldim yani insanoğlu şıp. O bir gün oradasın. Bir kuş misali. Kuş misali. Ya ona yani. Aşk olarak bakarsak bir insanın hani bir kadına ya da bir erkeğe, bir kadının bir kadına aşkı kötü bir şey değil ki. Yani bir insan bir şeye aşık olabilir.
Herhangi evet. bir şeye aşık olabilir. O yüzden ben şeyim ama yorumlar çok güzel Vargas'a. Aynen. Erkekler de yazmışlar. Sen kadınsan biz neyiz falan diye böyle bayağı yaratıcı ve güzeldi. Onların şey yalnız hoşuma gitmedi. Gençler geçen de bir video izledim. Efes'in bir sürpriz yapılmış mesela. Efes'ti değil mi o bir basketbol takımına? Evet. Müthiş böyle bir serenat düzenlenmiş, klasik müzikle birden ayağa kalkmışlar falan. Ha, bizim bayağı. Kızlarımıza yine bir şey yani tamam biz alkışlıyoruz ama onlara da özel bir şey bekliyorum ben. Yani, bize linç. Bu kadına yılma bir reklam kampanyası şeyiydi. Push-up mıydı, push-up mıydı ne deniyordu ona sen daha iyi bilirsin. Böyle bir şey oluyor hani bilmiyor insanlar evet, orada. Evet, onun gibi bir duman şarkı söylemişlerdi. 5-6 senesi var. Senden daha güzel. Senden daha güzel. Çok duygusal bir şeydi. Kızlarımıza her şeyin en fazlası en iyisi layık. Gerekirse burada hepimiz yönelimlerimizi tekrar düşünür, sorgularız, bakarız, inceleriz ve onları desteklemek için elimizden geleni yaparız. Almış bir daha. Bir de bir parantez açmak istiyorum. Kızlar ben Vargas'ın bacağı kadarım. Hepimiz Vargas'ın bacağı kadarız. Yok, şeyinde, ben tam Gogol'ün paltosundan çıkmış gibi hepimiz onun bacağı kadarız. Sen yani, yani böyle birazcık daha bele falan çıkıp cidden yani hani yanımda diyorsun. Bacak gibi gezerim kızcağız. Ya şey onlara kutlama yaptılar bu arada Galata'da, Galataport'ta da. Beni tatmin etmedim. Etmedim aşkım. Biz onlara özel kutlama yapalım. Yani işte şeyli uçakla getirmişler. Tarifeli uçakla falan. Yorgunun üzerine basının önüne atmışlar falan. Bunlar çok daha güzel davranmamız gerekiyor. Çok daha kıymetini biliyor olmamız gerekiyor. El üstünü tutuyor olmamız gerekiyor. Gerçekten kadınlar şu anda bu ülkedeki en güzel şeylerden biri arkadaşlar. Daha doğrusu en güzel şeyleri yapanlar şu anda. Yani, değil mi? Aynen. Halter'de de hatta öyle bir şampiyon. Evet, özel bir şampiyonumuz var. Şey, dalış şampiyonumuz var. Evet. Kendi rekorunu kırdı. Çok acayipti o da ya. Yani İnsanın kendi rekorunu çok heyecanlıydı. Çok güzel yani. Hakikaten. Ya bu Evren için işte ben Twitter'da şey okumuştum bir tanesi. Ya bu kadar yatak odası kimliği acaba hani gündeme gelmese mi? Kız getirmiyor ki zaten. Millet getiriyor. Ya da yatak odası kimliği ne? İşte insanlar da espri yapmış. Bir yatak odası kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. Abi o benlik kimliğiyle var oluyor. Sen onun yatak odasına. Kimliği, ben ihale, şimdi buradan şunu sormak yatak istiyorum. Yatak odasına ihale ediyorsun. Evet. Senin fikrin o yani. Evet sen lanse ediyorsun onu. Bir de parantez açmak isterim burada. Mesela Evren'in sadece yatak odası kimliği yok. Mesela Evren'in bir kuru yemişçisi var. Birazcık da esnaf kimliğinden konuşalım Mevlana. Yani benim yatak odası bir kimliğim var. Heteroseksüeller için yatak odası kimliğini ifşa etmek peki çok şey mi? Okey mi? Yani ben erkeklerden hoşlanıyorum demem. Benim yatak odası durduk kimliğimi. Durduk yere ama. Halbuki ben mantıdan hoşlanıyorum desem mutfak kimliğimi mi ortaya ifşa etmiş olacaktım. Tabii mesela. Yani, benim işte şeyim çok iyidir falan. İmam bayıldım. Mesela. İşte bak tamam. Mutfak kimliğini ifşa ettin. Bak yine bir nincin geliyor. Hazır. Aynen geliyor. Sen nasıl mutfak kimliğini ifşa edersin Tuğba? Sen ne biçim insansın ya? İşte diyorum ya benim imam bayıldım meşhurdur mesela. Onunla milli olabiliriz hani. Anladın mı? Onunla bir ödül gelebilir bu ülkeye. Diye. Yani benim eve bir adam geldiğinde benim imam bayıldı yesin. Bitti abi o an bitti yani. Bir şey diyeceğim bak orada öyle. Yani benim yemeğimi yiyen insan... Diyorsun. Evet. İddialıyım bu konuda. Bu konuda iddia. Mutfakta fırtına gibi eserim. Yatağı salonda nasıl? Lezzet önden veriyorum diyorsun. Yani tadımlık. Şimdi bu ön lezzet. Ön açmış. Holde çok iyiyim diyor mesela. Asansörde nasılsın? Asansörde zaten. Dar alanlı kısa paslaşmalar. Ben çok severim asansörde döneyim. Tuvalette mesela. Tuvalet temizliği mi iyidir mesela? Temizdir. Banyo temizliği. Banyo kimliğim benim gerçekten histerik yani. O banyoya girdim. Bir parça kılını düşürdüm. Bittin. Bittin aynen. Yok ederim seni. Geçmiş olsun. Ben geçen gün ev taşıyorum biliyorsunuz. Temizlik bir tane hanımefendi geldi yardımcı. Onunla birlikte ben de tabii temizlik yapıyorum. Ben nerede iyi olduğumu anladım. Arkadaşlar ben bir petek temizleme uzmanıyım. Aşırı iyi bak temizliyorum. Işte, petek kimliği. Petek kimliğim var. Yani o peteğin içerisinde toz kalmadı. Aralara girdim. Özel böyle çubuklar aldım. Annem diyor ki bizim evdekileri de temizlerim. Petek kalorifer peteği. Evet evet yani. Kalorifer peteği kimliği var kadına. İnanılmaz yani. Çıkartıyorum. Bu büyük bir derttir yalnız. Abi tabii, evlerde. Tabii. Artık evde varsa ben temizlerim. Petek kimliğim var. Petek temizleme kimliği. Valla evet. Teras kimliğim var mesela. Çok 80 saksı bitkim var. Teras kimliğim de çok. Balkon kimliği. Balkon kimliği benim de balkon çok iyidir. Balkon kimliğimi bak benimseyebilirim. O benim benlik ortaya koyduğum benlik kimliğim olabilir. Birinci
Birinci benlik. Hem de topluma da gösterdiğim bir kimlik. Tabii evet. O da dışa açılan bir pencere. Benim terasımın tamamı kapalı, o yüzden ben orada istediğimi yapabiliyorum. Beni teras kimliğimle lütfen yargılamayın. Eğer tepemde drone uçuranlar oluyor, drone'unuzu da alır vururlar arkadaşlar gerçekten zızızızı. Teras kimliğim biraz özel. Peki teras kimliğinde ne? Çıplak mı güneşleniyorsun? O yüzden. Ya yapabiliyorsam niye olmuşsun? Evet, onu özel. Her şeyden önce etrafı kapalı. Benden yüksekte bir şey yok şu anda. Evet. Martılar en fazla ilgileniyorlardı bu arada. Bir tane karganın götümle ilgilendiğine bizzat şahidim. Oğlum ne oluyor burada diye geldi böyle. Hiç görmemiştim. Bence o bir yemek mi? Hani nasıl bir durum var? Et var. Et evet değil mi? Beyaz etler. Ama kuru et. Et diye kuru et. Özür dilerim. Ne yapacaksın? Senin anneciğim kimliği? En iddialı kimliğim mi? Yani. Evet. Evin hangi köşesindeki? Ben hiçbirini ayırmıyorum kimliklerimin. Hepsi benim çocuğum falan. Raf kimliği çok iyi. Çok güzel raf temizlerim. Tabii raf temizlerim. Ondan sonra banyo kimliğim de çok netim ben de yani. Ondan sonra. Kimseyi almadığım bir kimlik. Kimseyi almadığım aynen içeriye. Annem giriyor bir tek banyo kimliğine. Hani o çok es geçmeden. Ben banyo kimliğinde kendi bedenimle alakalı bir kimliğe banyo sahip olabilirim. Banyo kimliğinde çıplak olunmalı bir kere duşa sonuçta kıyafetleriyle girilmeyecektir diye düşünüyorum. Bu aralar hatta özel bir kese buldum. Evet. Böyle bir şey yok yani. Bugüne kadar yıkanmıyorum dersiniz. Yani hepinize de hediye aldım. Yemin ediyorum ama yok böyle bir şey. Yani böyle sürdükçe insanın süresi geliyor. Çok sürünmemesi gerekiyor tabii tahriş olması açısından. Peki böyle topak topak kir çıkıyor mu hamamda? Topak topak geç. Aynen hamama gitmişsin gibi. Ben 21 gündür kamptayım. Benden bir kir, çıkar. Ayaklarım artık manikür, pedikür kaldırmıyor. Artık nalbanta gitmem lazım. Böyle hep bir şey olamaz ya. Bir hamam şeyi. Lassa gibi oldu ayakların altı. Çıplak ayakla geziyorum kampta da. Üstümden çıkan kirin de sen beni bir kese. Ben keseyi tamam zaten sipariş ettim. Şöyle bir durum var. Bütün arkadaşlarıma hediye ediyorum. Yani herkesin kese. Evinde olması gereken. Şimdi fakir ve pisli arkadaşlarına. Fakirlerden sonra pisler. Hadi Eda bizi ele al ya. Arkadaşlar şöyle bir durum var ama. Bu kese sadece bedeninizdeki kirleri temizler. Ruhunuzdaki kirleri değil. Bir sanırım podcast'te yayınlanmış bir erkeği etkilemek için işte nasıl giyinmelisiniz falan diye. Date'de. Evet, erkeği etkilemek ya da işte hoşlandığınız kişi ama kızlara. Gerçi biraz kızlara verilmiş o. Peki o çocuk beni nasıl etkilemek için giyecek? Ona da girebiliriz bak. Şimdi önce biz bunlar demişler ki bir erkeği etkilemek için nasıl giyinebilirsiniz? Kurallar vermişler. Bir tane tamam, kızlarda vereceğim. Kızlar da demişler ki kardeşim hayır biz bu kurallara uymuyoruz diye tam aksini yapan böyle kostümler giymişler. Çok böyle uydan, bir akım o, var. Evet, birkaç tanesini gördüm. Bayağı komik. Kuralları okuyorum. İlk kural saçınızı asla toplamayın deniliyor. Yani buna ne kadar uyabiliriz yazın bilmiyorum. Hemen, kışın hani. Hemen yardımcı olayım. Ben size hemen yardımcı olayım. Deniz Öztürk'ün hiçbir şeyi istemeyen kimliği size yardımcı olsun. Evet. Saçımızı açık bırakmamız saçımı lazım. Saçımı açık bırakmıyorum. Şu an üçümüz bu kurala en azından uydum. Yaz boyu topladım ben ama. Herhangi bir erkeği etkilemek erkeği için. Erkeği etkilemek için de yanamam arkadaşlar. Yani hani saçımı toplamadığım zamanlar yanıyorum ben çünkü duruma göre. Evet. Ter içinde ter kalmak. Ter içinde kalmak bence bir... Ben terlemiyorum. Yaz kış ben böyleyim. Sen o Android'lerden misin ya? Spor ter. Yani hamamda bile... No yani ter yok bende. Ne kadar şanslısın. Toksinleri nasıl atıyorsun? Ya o yeterince ki ter oluyor. Keseyle. Toksinleri. Ve toksik insanlardan uzak durarak. Şöyle ki bebişim terliyorum ama mesela bazı arkadaşlarım şey diyor kafam terliyor diyor mesela. Hayatımda böyle bir şey hiç yaşamadım. Miza kafası niye terler? Gözeneklerin tıkalı demek ki belki. Yani çünkü terlemen lazım abi. Ya terliyorum ama böyle hani şapur şapur bir terim hiç olmadı hayatımda. O da öyle bir bünye. Ama evet. Sen bize başka neler sonra yapmamız gerekiyor? Saç açmayacağız. Saç buyurun. Topladı deriz hemen. Tamam, dekolte vermekten çekinmeyeceksin. Atın üzerime bir naylon torba, dekolte vermekten. Şey, ya koltuk altı dekoltesi çalışır mı? Çalışabilir, bu bir dekolte vardır hepsinin alıcısı. Çalışır ama. Benim koltuk altıma geçen kaymak gibi demiştim. İlk defa dedim ki benim koltuk altıma iltifat almamıştım. Allah razı olsun. Bu ama yani Sibel Can'dan geliyor bu biliyorsun. Şöyle Sibel Can bütün bir klibini iki koltuk altında göster. Bu devirdeki... Bilinçaltı ve koltuk altına işleyen insan. Evet, peki benim seksi bir şey olarak aldım. Ya Sibel Can
merak hıçını da açmıştı. O da bence. O benim ikinci aşama o zaman. Hıç merakı acaba memeden kıça geçmemiz Sibel Can'ın sayesinde mi oldu? Abi bayağı teknede hatırlıyorsunuz değil mi? Ben hatırlamıyorum. Bayağı, bir magazin işte 15-20 yıl önce olayı olmuştu yani. Ben sadece şuraya afiş fotoğrafımı istiyorum. Hıç bu bayağı. Konuşmanın üzerine. Şuraya bir afiş fotoğrafım gelebilir mi? Ne gibi? Aa ben böyle bir pozum var. Benim afişte. Evet. Sen de bak şimdi. Koltuk altlarını evet şey demek ki o zaman çalışıyor. Aç bunu anlıyoruz. Yani kapamaya çalıştım. Elimde şu anda yeterli kıyafetim yok. Başka ne yapmamız belimizi gerekiyormuş? Belimizi efendim açmamız gerekiyormuş. Daima bel kıvrımımız gözükecekmiş efendim. Bel kıvrımımız gözükecek şekilde durmak çok zor benim Değilten için. Değilten eve dönerken de şöyle dönüyorsun. Falan. 8 oluyor abi. Hayır şey ki beli kırılıyor hakikaten. Evet. Şöyle kırdığın zaman başka? Efendim güzel gözüküyormuşuz. Ayakkabı mutlaka zarif ayakkabı deniliyor. Yani evet. Yürüyemeyecek, kaçamayacak. Yani adam seni kovalarsa ayağında topuklu olacak ve kaçamayacaksın. Götünü kıracaksın. O da seni evet. Ya zaten bazı ayakkabılar var. Yani o ayakkabı evden araçla çıkıp gittiğin yerde sadece 3-5 dakika yere basman gereken stilettonun o topuklu. Evet. Onun dışı o zarif ayakkabı onu giyinemezsin de. Kime göre zarif, neye göre zarif zaten. Ya yani. Zarif neyse. Ayakkabı diye bir şey var harbiden de. Yani onlar hayatta kalmak için uygun şeyler değil. Değil. Zaten yani date'de... neden hayatta kalmamızı istemeyen insanlarla date ediyoruz biz? Ben onu anlamak istiyorum her şeyden önce. Yani dekolte veriyorum. Üşütme imkanım var. Saçlarım zaten gözüme geliyor. Önümü göremiyorum. Evet. Ayağımda topuklu ayakkabı var. Yürüyemiyorum. Belim tutuldu. Belim tutuldu. Belim yan tutuldu yan gidiyorum. Böyle sonra kucağına düşüyorum. Ve yüzümde daima hoş bir gülümsemeyle kucağına düşüyorum. En önemlisi o. Yüzden evet. Hep hoş bir gülümseme. Düşünsene adam sana şey seviş. Diyor. Kaçamıyorsan sevişeceksin. Adam kötü şeyleri ayırıyor. Adam mesela date'e geldik ben şey diyorum Hande'cim ya benim de geçtiğimiz hafta babaannem vefat etti. Tebrik ne güzel. Çok hoş falan. Zekayı da aldırmamız gerekiyor herhalde değil mi? Hani benim anladığım bu. Peki erkekler bunlardan sonra lazım. Pek kafa çalışmaz diye düşünüyorum. Peki şey date'e gelince erkeklerde nasıl bir şey yani atıyorum götün erik gibi olsun. Beni? Saçını doğru düzgün yap. Ayağına eşofman dışında bir şey giy falan bunlar yok mu? Biz onlar, bir şey bekleyemiyor muyuz? Onları ben görmedim araştırmalarımda. Biz ama konuşalım. Biz konuşalım. Sterlik giymesin mesela. Evet. İstemediğim şeyleri söyleyebilirim. Ha, zaten o zaman Tuba şöyle yapalım. Date'de bir erkeğin nasıl olması gerektiğini hepimiz şey yapalım. Senin konuşalım. Erkeğin her nasıl olmalı? Her şeyden temiz giyinsin, temiz evet. Koksun, temiz olsun. Ha, evet. Bir mesela aynen. Yani. Birinci kural yüzünde temizlik. De hoş bir gülümseme olursa bana da şey olur. Şakalarıma gülsün. Date'den beklentim bu. Şakama gülecek abi. Tabii. Ben niye gittim? Milletin para verdiği şeye sen beni gelmişsin. Beni sürekli destekleyecek, haklısın diyecek. Abi, o kadarına gerek yok. Hayır. Gülsün yeter. Ben gülmede sınırımı çiziyorum. Hayır, üstüne başına giydikleri hani bunlar gibi var mı sizin de? Mesela saçını toplasın mı? Uzunsa toplasın. Uzun saçlı erkek konusunu düşünürsün. Abi çok severim. Ya yok abi benim işte olmaz. Mesela oduncu gömleği giymesin. Yani benim olmasın. Ne var olmasınları? İşte oduncu gömleği giymesin. Depresyon hırkası giymesin. Keten pantolon sevmiyorum. Beyaz özellikle. Beyaz. Lütfen. He. Yani bunlar olmasın. Parmak arası terlik olmasın. Niye erkek ayağı şey diye mi? Kötü gözüküyor diye mi? Ne bileyim tuhaf geliyor bana. Hmm. Onun dışında yani saçını toplasın, saçını uzunsa açsın, toplasın. Yani uzun sen olmasın bilirsin. Ama yani. Ben kesinlikle uzun saçlı erkek özellikle böyle şuraları böyle 3 numara yapıp şöyle topuz yapan erkeklerden çok hoşlanıyorum. Kız o futbolcu. Yo. Futbolcu değil TV. Samuray. Yok var. Yok başa yapıyorum. Mesela beyaz yaka. Evet. Ondan sonra güzel böyle saçını toplayan o gömlekleriyle falan ama hiç öyle şeyim yok benim. İşte keten pantolon giymesini. Ben daha çok enerjisine bakıp o an etkilenebiliyorum. Örnek veriyorum gerçekten hiç bu söylediğim şeylerin uymuyor. Ama geldi bir merhaba dedi ve bana çok sıcak geldi. O akar gider. Şey olabilir olmaması gereken gözlük. Hani güneş gözlüğüyle oturup sohbet etmek bana çok itici geliyor. Ha. Tabii gözünün içine bakacaksın ya. Ama yani aşkım öyle bir yerdesin ki de çocuğun güneş gözünü alıyordur. Ne yapacaksın? Şöyle mi bakacak yani? O ikimizde de gözlük varsa okey. Ha okey. Eşitlik, tabii, adalet. Eşitlik. Yani ben şimdi Tuba'yla konuşurken saygısızlık. Bende gözlük var. Onda gözlük yok. Gözünün içine bakamıyorsun. Evet. Ben gözünün içine yani bakacağım. Yani ne yapıyorsun? Ne? Duyguları... Göz başka belki yanında arkandan karı kızı kesmeyemezsin. Bileceğim ya. Onu. Arkadaşlar. Hiç böyle evet, düşünmemiştim evet. Ya. İlk önce benim için önemli olan göz teması. Az önce nasıl klimanın kumandasının nerede olduğunu tespit ettiysem evet. Onun gözüne bakıp ondaki bütün ben tespit edebilirim. Gözler ruhun aynasıdır. Bana bakacak. Ondan sonra ben hemen karar vereceğim. O date'den sonra yürür gider ama kıyafetle hiç tabii çok
saçma bir şey olmaz. Ben genel olarak gömlek severim arkadaşlar. Hmm. Topuklu ayakkabı giyen erkek sever misin? Yani tişört tişört no mesela yani gömlek. Ama date'e geliyorsun zaten. Bir zahmet üzerine bir ütülü bir gömlek giy ya. Evet ama bazı erkek şeydir ya genel olarak hani o tişört sweatshirt erkeğidir yani. Acun sen kaybetsin. Yani. Tişört seviyorum. Mesela bak. Elemanlara bak. Hepsi tişört sıvışı. Ama hiçbirisi bizimle date'e gelmediler. Onların şeyi evet. var. Yani. Normalde evde otururken de gömlekle oturursa. Yani. Sevinirim ben. Yani salon kimliğinde de gömlekle. Salon kimliğinde de gömlekle olursa ben. Evet. Kaptanım siz date'e mesela ne giyer gidersiniz mesela? Gömlek. Gömlek. Helal olsun gömlek. Ya. Bak işte. Şey gibi oldu. Gömlek ve kot. Evet. Sokak röportajlarında bir adama soruyorlar. Diyor ki eşinize sürpriz yapmayı yapar mısınız? Yaparım diyor. Sever misiniz? Sever. Ne yaparsanız bir sürpriz yaparım. Kadın gömlek giyerim. Gömlek giyerim. Duydu ya buradan. Sıçacağız çünkü çarkına yani şey giymez. Oduncu değil abi. Ben normal sana bir tane oduncu gömlekli manken gibi böyle fit adamın resmi falan. Vallahi o da mı mesela olmuyor? Hayır 90'lar o çok ektirmiş yani. Şey, vaydım diyor. Ama normal vaydım. Beyaz gömlek falan yani o bitiyorum. Tulumlara ne diyorsunuz? O ne be? Bir ara 90'lardaki tulumlarım var. Hayır diyorum. Hayır diyorum. Rengin. Bize neler neler öğrettiler. İşte rengin ekleminde olan şeyler. Tamirhaneden geliyorum da. İlk buluşmalarda kızları gözlemliyorum. Kadıköy'de genellikle genç kızlar. Çok fazla uğraşmışlar. Anlatabiliyor muyum? Yani değmez. Full makyaj, doğru. Full saç yapılmış, full etek, mini etek, üzerinde dekolte, ayağında bilmem ne. Yani tamam belki şey yapıyorsun ama ben bunun bir erkeğe çok hoş geleceğini düşünmüyorum. Yani bir kere bilinçaltı çok uğraşılmış bir şeyle karşılaştık. Evet yani karşılaştık hani çok büyük bir paket geliyor sana evet. gibi bir şey oluyor. O kadarına gerek olmayabilir ilk date'lerde. Yani çok özel bir gecenizi kutlamak için o kadar uğraşabilirsiniz ama bir erkeğe ilk kendiniz neyseniz, evin içine nasıl görünecekseniz evet. onu göstermenin çok daha makul, her iki taraf için de çok daha makul bir şey olduğunu düşünüyorum. Bir kere abi korkutucu olabilir. Çünkü o şekilde hazırlanmış gelen bir kız şey demek istiyor aslında. Düğünümde de bu kadar uğraşacağım. Emin olabilirsin. Artı beni iyi bir yere götürmek zorundasın kardeş. Ben evet. o kadar şey yaptığıma göre herhalde çay ama iyi bir yere götürmek zorunda zaten Deniz. İlk date'de çay bahçesinde oturmayacağız zaten. İyi bir yere gidecekler. Ama belli olan akışına göre gidecekler. Bizlerin sıkı yaşayan eder. Çay bahçesi. Çene botoksu. Kızlar iyi bir yere gidecekler. Orada ben de şey demiştim. Bankta da oturabilirsin. Akışına göre değişir o. Tuba sen bankta oturma artık. Bak döveceğim seni gerçekten. Yeter. Hayır. Akışına göre diyorum. Hadi iyi bir yere de gidebilirsin. Yürürken bankta da oturabilirsin. İyi bir yerden çıktım. Bankta otur hakikaten ama başından çıkışta beri. Çıkışta bankta otur. Evet, denize bakarken. Okay. Belli olmaz yani. Bu okey. Ama ilk seferde yani geldim bankta oturamazsın. Ama iyi bir yere gittin. Güzel sohbet edildi. Çık bankta da otur, yerde de otur. Oldu artık o iş. Artık ama bilemiyorum sen, ben ya. Seni hiç tanımıyor o seni. Beni tanımıyor. Gel bir bankta oturalım. Oturamam. Şu an ekonomiden dolayı parklarda, banklarda oturan şeyler, çiftler var çok maalesef fazla. De. Çok. Hani yürüyüş yapan yok. Sahil kenarı onda sıkıntı yok. Onlar olabilir. Zaten olacak o. Evet. Ama ilk arkadaşlar fakirler date etmesin. Zaten yakında gerçekten şey, kanun zaten genel bir şey çıkacak. Kararnamesi çıkabilir yani. Fakirler date etmesin. Fakirler hiçbir şey yapmasın. Yani şöyle ilk date zaten demek istediğim bahçede de oturulur. Ama şundan bahsediyorum. Şimdi ben seninle date yapacağım Tuba'cığım ve anlaştık. Ve bir mekana gideceğiz. Şimdi ben ona göre giyiniyorum ya. Evet. Ama kişiye şu bilgiyi verirsen hayatım işte atıyorum Maçka'da oturalım. Tamam ben de ona göre giyinirim. Ona göre hazırlık yaparım. Tamam, ondan bahsediyorum. Anladım onu ama mesela dedi ki bana hani date demeyelim adını onun. Daha hiç görüşmemişiz. İşte bir yerde merhaba merhabamız var. Dedi ki Tuba abi çıksana seni göreyim kahve içeriz bir yerde dedi. Çıktın. Yürüyorsun abi. Onda okeyim. Anladın mı? Ona da date diyorum ben. Yani date'se yok. Anladın mı? Benim çıktın, için o date değil. Kahve içtin, sohbet ettin, hı. evine geri döndün o gün. Birbirine sonra zaman belki ayırmak. Gibi. Hani içinden gelmiş o sırada akıştan çık bir göreyim ama seni. Ama orada da kahveyi belirttiği için ona göre giyinir. Gibi. Ha, ha, değil mi? Önemli olan yoksa ben demiyorum beni kötü yerlere tabii ki iyi yerlere de gideceğiz abi. Yani gidilebilir yani ama gidilemiyorsun. Beni asla iyi bir yere götüremeyeceksiniz anlıyor musunuz? Evet lezbiyen olmayacağım. Neyse lezbiyen yapamayacaksınız.
Bir seyircimiz sormuş, demiş ki bu bahaneyle X'e yazılan mesajlar konusunda neler düşünüyorsunuz onu Can Sekibi olarak? Yani ne gibi bahaneler mi bulmak lazım, onu mu istiyor bizden, anlamadım. Hayır yani bu ne nedir, nasıl yapılır bahaneyle bir hani, şekilde X'e şey yazmak yani. İsteyen yazıyor Hande. İşte, evet. Yazmak isteyen yazıyor. Makarna yazan gelecekmiş, stok yaptın mı? Mesela. Yani harika. Mesela bana Türk Telekom mesaj atmıştı, 0 lira borcunuz bulunmaktadır diye. İşte yazmak isteyen yazıyor. Göktaşı düşmüş yani. Diyarbakır'a. Tabii. Haberim var mı? Mesela benim bir eksim hep Fenerbahçe yenildiğinde teselli armağan olarak bana yazar yani. İşte bir şarkı markıyorlar. Çok efkarlanıyor. Çok İçmeye başlıyor tabiatıyla. Fenerbahçe yenilmiş. Evet. Bakalım bu yenilgiden bir kazanç doğabilir mi diye. Hep böyle bir beni dürtüyor. Şarkı istiyor zaten. Altın yükseldi, kıyamam dolar ya. Düştü falan. Ya. Benim de bir eksim tatlı bir çocuktur ama yani böyle mizah tarafıyla iyi oluyor. Mesela çok iyi bir göt fotoğrafı görüyor, bana atıyor. Seni anımsadım falan diye. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Ya gülüyorum istersen. Zafer, Allah seni nasıl biliyorsa öyle yapsın. Fotoğraf yani, mı bu? İki günde bir mesela bir şey atıyor. Atıyorum bir keşkül, tamam mı? Sallanıyor böyle. Bana atıyor abi. Bakıyorum ben de anlamaya çalışıyorum. İşte çok sonra şey Eda, diyor. Eda senden güzel keşkül olur ama. He. Abi ama çok komik değil mi? Çocuğa da şey diyemiyorum yani. Bizi atma diyemiyorsun. Evet. Çünkü komik. Komik. Aşırı işte konsere gitmiş, atıyorum bir şey olmuş. Orada değişik bir ot görmüş, tamam mı? Ama böyle... Ot mu? Ya ağacın kenarında bir şey var böyle. Bir şey gördü. Bunun adını biliyor musun diye mi atıyor? Hayır mi? Bana atıyor, diyor ki sence bu neye benziyor diyor. Neye benziyor yani? Neye benziyor? Tartışılır mı diyor. Bu bitki neye benziyor ya. Diyor. Yani bu kadar uzak bağlantı kurma yeteneği mükemmel mi? Aşırı ama. İyi yani. Ya da işte bir tane komedi skeçi oluyor. Sizlerden biri ya da işte herhangi birisiyle ilgili. Bir tane stand-up gösterisi yolluyor. Onunla ilgili o kadar güzel bir yorum yazıyor ki yani kayıtsız kalmam mümkün değil hani. Şey oluyorum, tamam abi siz diyorum. Siz niye ayrıldınız bu insanla, sana buna evet, kayıtsız evet. kalamıyorsan? İyiyiz şu anda ya. Yani ayrılmamız gerekiyordu. Evet, arkadaş olmamız gerekiyordu. Komik ama şey değil, çekici değil. Komik ama benim yanı sıra 5 kadından daha hoşlanıyor falan ya. Yani. Herkese bir keşkül. Bayram mesajı gibi birine atıyor. Birine spangale gönderiyor, evet. Birine keşkül gönderiyor. Sütlaç. Hayatımda tanıdığım en çeşit ot var zaten. Hani her birine birini atsam. Tamam, bir tatlı olsan ne olurdun? Hadi bakalım. Tatlı olsam ne olurdum? Ya kesip fıstıklı bir şey olurdum ben. Fıstıklı. Fıstık çok seviyorum çünkü. Güzel. Herkes de fıstık sever diye sütlü düşünüyorum. Sütlü baklavaya ne dersin? Sütlü Nuriye. Sütlü baklava mı? Soğuk baklava diye. Soğuk baklava diye geçiyor. Ben yok, bilen varsa eğer şey olmak isterdim. Fıstık sarma olur senden. Fıstık sarma. Şu yeşil olanlardan, evet, yeşil olanlar, değil mi? Aynen. Ama üstüne dondurma da isterim ya da olur. Kaymak. Kaymaklı fıstık sarma. Kaymak. Boş, hayır boş değil ha. Kesinlikle sadece kaloriyle cevap veren bir tatlı. Yani seni yiyen koşarak düz duvara tırmanacak. Ama şeyi bilir misiniz? Trabzon baklavasını. Evet, cevizli olanı mı diyorsun? Bak, fındığı kavuruyorlar, tamam mı? Ve onları böyle eziyorlar. Babaanneciğim yapardı ve nasıl kestiklerini o şu kadarcık yani kesiyorlar. Ben hayatımda bu kadar lezzetli hiçbir şey yemedim. Yani ev baklavası değil. Ama o. Baklava ama ev baklavası ev yani. Baklavası. Üzerinde bir yufka yok. Fındık anlattın sadece. Fındığı içine koyuyor Deniz. Tamam. Hani böyle çok aşırı lezzetli bir şey. Size nasıl getirebilirim? Bir deneyeceğim onu. Tuğba'cığım sen ne tatlısı olurdun hayatım benim, söyle. Ben sufle. Yani sufle. Dışı sert, içi sıcak ve yumuşak. Evet. Eğer içine ulaşabilirsen, yani kaşıklayabilirsen. Evet. Sen kaşıklanmaktan hoşlanıyorsun yani. Arkadan kaşık, sarılırsa küçük aynen. Kaşık. Kaşık pozisyonu. Ondan yapabilirsen güzel. Ah, güzel. Ama ilk başta bir bakacağım. Bir ritüel var yani. Tabii. Ne yapacağım ben bununla? Yani önce bir soğumasını bekleyeceksin. Önce birazcık soğumasını bekleyeceksin. Zaman vereceksin. Peki, Tuba'ya ulaşmak için beklemek ve izlemek lazım. Çünkü her an ağzımızı yakabilir. Yani hani o içi yakıyor ya bazen. Dilin yanıyor mesela sufle. Aynen. Çat diye. Üstüne pudra şekeri istiyoruz. Timing çok önemli arkadaşlar. Onu üstüne söyle. Pudra şekeri. İstiyor musun? Yok bence. Şöyle eğer o kaşıklamayı becerebilirse yani oraya girmeyi becerebilirse yanına dondurma ya da pudra şekeri verebiliriz. Verebiliriz. Krema da olur. Krema da olur. Aynen. Çok severim kremalı. Krema. Tamam burada kapatalım. Çok güzel. Hayır şey kapatmayacağım. Ya. Ben buz parmak olacağım tatlı olursa. Deniz Öztürhan'la o parmak sana sallanacak her şeyden önce. Ona tahmin edeceksin. Ya sıcakta erir tabii Deniz o. Tabii ki limon çilek yani. Böyle sıcak. Parmak çok iyi ya. Yani hızlı davranacaksın benim için. Hemen eriyebilir, hemen duygularım o geçebilir. O parmağın ne yapacağını bileceksin. O tadı geçiyor. Doğru, onun hemen tadı geçiyor. Hemen o parmağı hemen alıyorsun.
Öyle. Aklınızda bulunsun. Ben de böyle bir tatlıyım. Hadi Hande, bakalım. Söyleyeyim ucuz mi? Ama çok... çok. Kullanışlı. Çok. Bir de ferahlatıcı da bir etkisi de var. Aynen. Bir anda böyle çakar o çiçekle. Ve gençliğe de hitap ediyor yani. Aynen. Belli bir yaş altına. 25 yaş altına hitap ediyor gerçekten. Çok iyiymiş ya. Yanlarıma buz parmaklar istiyorum yaş arkadaşlar. Yaş skalası evet orada düştü. Çok tabii, iyi tabii. Dedi. Teşekkür ederim çok hayatım. Sen sadece 75 kuruş fazla ödeyerek bir yüz boyutunu almak istemezsin. Hayır. Ucuzluğuna da devam. Ben krem brûlée olmayı. Sofistike kadın. Arkadaşlar üstü böyle hafif çıtır karamelli. Evet. Ondan sonra bir yakacaklar beni önce. Tadımı almak için önce beni bir yakmanız lazım arkadaşlar. Yani ondan sonra bir... o çıtırlayacak bak o krem brûlée'nin üstündeki karamelli. Bir kırılma olacak. Hafif kabuk. Çat aşağıdan böyle acayip güzel böyle yumuşandı. Bir şey yükseliyor. Çok, çok büyük linçler geliyor gibi hissediyorum. Ya, ya arkadaşlar. Ya arkadaşlar. Tatlı sordum. İnsanların niyeti kötüyse biz ne yapalım yani? Ay, mesela ama sen tatlıyı... bir anlattın kendine. Kabuğum kırılacak içinden bilmem ne akacak. Pardon da yok bu beni dedi kaşıklayayım yok bu dedi ben buz parmak falan. Allah buz parmak. Ben bir şey demedim ama ben de şimdi sizin söylediklerinizden şu yola çıktım. Yine bilinçaltı ve tarz meselesi. Fıstık dedim. Türkiye'nin dünyanın en pahalı şeyi fıstık zaten. Evet. Yani yemek istiyorsan fıstıklı baklavayı artık yemeyeceğim. Estağfurullah. O zaman ben saçımı açıyorum. Şu anda ilgilenen varsa da ilgilensin. Tamam erkekleri etkileyen şeyle bitirelim hadi. Herkes saçını açık. Herkes saçımızı açtık. Belimizi kırdık. Belimi kırdım. Gülümseyin. Onlayacağınızın bir sonraki bölümünde tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bize yorum yapmayı, falan yapmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.